Fransız ressam Antoine de Fabre'in dönemin Fransa'nın İstanbul Büyükelçisi Vergen Comte'u Charles Gravier'i resmettiği 1766 tarihli tablosunu izliyoruz. Ünlü devlet adamı ve diplomat Comte Charles Gravier, Osmanlı geleneksel motif ve desenlerinden kumaşlarla döşenmiş bir odada Türk giysileri içinde resmedilmiştir. Bu resimde Batı'nın doğuya olan merak ve hayranlığı, resmin konusunun yani Comte Gravier'in ressam tarafından tasvirindeki en temel unsur olarak ortaya konmuştur. Bu durum, özellikle Osmanlılaşan Batı Avrupa gerçeğinin sosyal ve kültürel bir takım gelişmelerinin referansıdır. Öncelikle bir moda akımı olarak beliren Türköri, yani Türk hayranlığı, bir terim olarak Avrupa sanatında özellikle 18. yüzyılda müzik, edebiyat ve plastik sanatlar alanında Türk temalarının veya motiflerinin yer aldığı sanat eseri ve eşyalar için kullanılmaktadır. Portrede dizinin üzerindeki elinde akik bir tesbih tutan, kuşağına yerleştirdiği bezemeli Murassa hançeri görülen Vergen Comte'u, sultanın kabul töreni sırasında armağan ettiği, omuzlarına aldığı siyah kürkünün altında kırmızı, beyaz renkli bir kürk daha giymektedir. Yine aynı renklerdeki katibi kabuğu, sağ elinde kendisine doğru hafifçe eğimli tuttuğu, ucu elmaslarla bezenmiş kehribar çubuğuyla aynı yöne dönüktür. Kont'un yüzü izleyicisine bakmaz. Geleneksel Osmanlı iç mekanlarının izlerini taşıyan ve yeşil dökümlü perdelerin önündeki bir divan üzerinde yerel oturuş biçimiyle gördüğümüz Kont'un Türk giysileri içindeki bu portresi, aslında sefirin Osmanlı kültürüyle bütünleştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Ressam, İstanbul'a ilk geldiği andan itibaren modeliyle tanışıktır. Hatta Comte, sanatçının koleksiyoneridir de. 2 sene sonra eş portre olarak Comte'un eşi Anne Testa Vivier'i resmeder. Aynı üsluptaki ve yine aynı odadaki portresi, Comte'un portresinin aksine izleyicisinin gözlerinin içine bakmaktadır. Aslen peralı olan Kontes, saçlarında ve üzerinde taşıdığı inciler ve değerli taşlarla bezeli mücevherlerle ve belindeki altın kemeriyle varsıl bir sınıfa ait oluşunun altı çizilmek istenircesine tasvir edilmiştir. Elçilerin sanatçılara sipariş vererek yaptırdığı bu gibi tablolar, Osmanlı yaşantısına ve kültürüne ilişkin önemli bir bellek oluşturmaktadır.